hanımefendiler, beyefendiler. Ordu Büyükşehir Belediye'miz ve Tarım Orman İl'i ifade ettim. Bu gelir getirici... ...mak üzere. Göreve geldiği günden, yani Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden bu yana ilk olarak tarım ve hayvancılığa ağırlık verdi. Tarımda, serada domates, biber, patlıcan, seralar ürettik. İşte yine aynı şekilde hayvancılıkta 4000 kaz dağıtıldı. 14.000'e ulaştı ama yine 330 koyun dağıtıldı. Bu damızlık koyunlardı. Yine onlar da anaç. Onlar da ikişer üçüşer doğurarak dalga dalga büyüyerek tarımı, hayvancılığı çoğaltma noktasında yine yakın bir tarihte manda, ordu tabiriyle camış dağıtıldı. Keçilerimizi de mesuliye de dağıtacağız. Burada da şu anda tarıma katkı sağlamak amacıyla bu araya geldik hep beraber ve mavi yemişi çoğaltmak adına bir başlangıç yapıyoruz. Demin Orman Bölge Müdürümüzün ifade ettiği gibi kilosu 50 lira, ucuz bir ürün değil. Dolayısıyla bu yaygınlaşırsa hem ekonomiye katkı sağlayacak, hem insanlarımız bu işten nasiplenecek ve bereketli bir kazanç elde etmiş olacaklar. Fasulye de aynı şekilde, çoban fasulyesi 10 ton civarında oluyormuş galiba burada. Yol yapım çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. 4 ayrı noktada yol yapıyoruz. 6 kilometre asfalt tamamladık. Döşekte işte netice itibariyle 6,5 kilometre yolumuz devam ediyor. Asfalt da hazır hale geldi. Yine 5 kilometre civarında da bir yol genişletme ve altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Cansiperane bir çalışma içerisindeyiz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Burada sizlere hizmet vermek, hizmet sunmak adına gerek tarımda, gerek hayvancılıkta ve gerekse diğer konularda konforu sağlamak adına, güzel işler yapmak adına buradayız. Gelirken dikkatimi çekti. Karayollarında hummalı bir çalışma var. Yapılan duvarları gördüm. Hatta patlatma yapılırken de biraz bekledik. Bu da tabii yine Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey'in Ulaştırma Bakanımızla yaptığı görüşmeler ve Karayolları Genel Müdürü ile yaptığı diyaloglar sonucunda hızlandı. Çünkü geldiği gün ilk olarak karayolların bitmeyen Gürgentepe yolunun bir an önce bitmesi için gerekli girişimleri başlattı. Yine o sayede işte Çambaşı'nda da hızlı bir çalışmaya başladı. Karayolları çalışmaları hızlandı. İlçe ekonomimizin can damarı olan tarım ve hayvancılığın gelişmesinde büyük katkıları olan Ordu Valiliğimize, Ordu Büyükşehir Belediye'mize ve her zaman ilçe tarımımızda gerçekten büyük pay sahibi olan ve bugün hasatını yapacağımız olan çoban fasulyesinin yetişmesinde büyük emekleri geçen ilçe belediyemize, DOKAP'a ve bunları hepsini bir araya getirip harmanlayan ilçe tarım müdürümüze gerçekten yürekten teşekkürlerimizi sunuyorum. Hadi. Tamam. Harika. Çekilir. Çok güzel ya. Kurular mı toplanıyor, yaşlar mı toplanıyor? Hepsi. Artık bu mahsul tamam. Geliyoruz. Hiç. Belli. Zaten olsa bir içlerin geçmeni istiyor. Onlar bağlılar. Evet. Ben bağladım ya. Bu da iyi. Tam çeker bir şey.